konuda da genelde hataya düşebiliyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamberdir. Kur'an'ı getirmiştir. Allah'ın son kitabı Kur'an'dır. Mehdi geldiğinde o zaman haşa peygamberimizden sonra yeni bir peygamber mi geliyor diye kafaları karışıyor bazı kardeşlerimizin. Burada hataya düşmemeleri için de şunu açıklamak gerekir. Mehdi yeni bir kitap getirmeyecek. Mehdi Aleyhisselam Kur'an'ı anlatacak, Kur'an'ın yeterliğini anlatacak ve bir manevi lider olacak. Allah'ın her dönemde gönderdiği, mesela Üstadımız Said Nursi Hazretleri gibi, o da önemli bir insandı. Dünyaya sevgiyi, barışı hakim etmek için, İslam ahlakını hakim etmek için çok önemli eserler bıraktı. Ama Mehdi işte onun eserlerini kendine bir program edinip dünyaya onun da arzuladığı İslam ahlakını inşallah hakim edecek. Şu da önemli, Hazreti İsa Aleyhisselam'dan da bahsettiğimizde, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın da yeni bir şekilde peygamber olarak geleceğini zannedebiliyor kardeşlerimiz. Bu da doğru değil. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden de anladığımıza göre, ayetlerden de anladığımıza göre Hazreti İsa Aleyhisselam yeryüzüne yeniden indiğinde, ikinci kez indiğinde bir peygamber olarak gelmeyecek. Yine Allah'ın sevdiği, tabii ki Hazreti İsa Aleyhisselam tamamen cesediyle birlikte Allah onu gökten indirecek ama Mehdi Aleyhisselam'a yardımcı olarak inecek. Yine baktığımızda Kur'an'ı kendine rehber edineceğini görüyoruz. Hristiyanları Kur'an'ın doğruluğuna çekecek. İncil'in bozulmuş kısımlarını ayırıp, İncil'in tarif edilmemiş kısımlarını Hristiyanlara anlatıp onları da Müslümanlığa doğru çekeceğini görüyoruz. Yeni bir şeriat getirmeyecek. Yeni bir şeriat yani. Getirmeyecek. Yeni bir peygamber kitabı olmayacak. Olmayacak. Bir şeriat getirmeyecek. Yani Mehdi Aleyhisselam da peygamber değildir kesinlikle. Zaten bu hiçbir yerde bu şekilde anlatılmaz, savunulmaz. Peygamberimizin hiçbir hadisinde yoktur. Hazreti İsa Aleyhisselam peygamberdir. Fakat geldiğinde yeni bir şeriat, yeni bir kitap getirmeyecek. Kur'an'a tabi olacak inşallah. Bir de bir kısım kimselerin bir kaçış noktası olarak ortaya attığı haşa peygamber efendimizin yapamadığını Hazreti Mehdi Aleyhisselam nasıl yapsın, böyle bir şey olmaz, mantıklı değil diye anlatıyorlar. Halbuki burada da çok büyük bir yanılgı var. Peygamber Efendimizin o dönemde nasıl kumandanları varsa, bu dönemde de Peygamber Efendimizin evladı olarak Hazreti Mehdi Aleyhisselam, onun adına zaten bütün dünyada bir manevi lider olacak. Bu da zaten çok güzel bir nimettir Müslümanlar için. Ahir zamanda beklenecek en güzel nimetlerden bir tanesidir. O kadar adaletli, o kadar güzel ahlaklı bir insanın manevi liderliği altında yaşamak çok çok insanları mutlu edecek bir olay. Bir de ben de kısa...